Herkese merhaba arkadaşlar. Ankara yarışlarının tahminlerini vereceğim. Hemen başlıyorum vakit kaybetmeden. Bazen sabah çekiyoruz. Daha önce söylediğim gibi işimden dolayı zaman zaman gece çalıştığım günler sabah çekmek zorunda kalıyoruz. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi affedersiniz. Birinci koşudan başladığımızda 5 numara Jacobi'nin artık uygun kiloyu buldu. Mesafe uyumlu. Aprantisi güzel. Startı 1. Her türlü avantajlı görünüyor. Yarışın en şanslı atıdır. 2-3 gidip düzlük üzerindeki ataklarıyla netice almaya çalışacak. Yeni ilgililerinde biraz daha iyi koşmaya başladı. İlk rakibi zaman zaman böyle mesafelerde ters yarışlar yapan 4 numara Eloin'dir. 2 numara İsmail sonlarda güçlü gelebilir ve 3 numara Şahinan'da genç at etkili koşabilir. Orta mesafe olsaydı Şahinan'ı daha önlerde verebilirdim ama uzunda sanki biraz eksik mi acaba, bugün tam kararımızı vereceğiz. 5-4-2-3. İkinci koşuya geldiğimizde arkadaşlar 4 numaralı Bosendra'nın bir yarış gördü. Son yarışını beğendim. Bugün bir start çekmiş 1400'de. Önde fazla rahatsız eden olmazsa bir Ferhat Bey ile Rudiko görünüyor. Onlar da çok üzerine gitmezse bence 4 numara Bosendra çok etkili koşabilir. Bir startta hemen startta beraber liderliği alıp avantaj yaratabilir kendine. Düzlükte de geriden gelebilecek, şöyle bir baktığımızda 3 numara Magician Gosha görünüyor. Hemedana da sanki 1200'den sonra biraz yarış uzuyor, zorlanıyor gibi geldi. Ben burayı risk alıp 4-3 şeklinde geçeceğim. 4 numara Bosendra ve 3 numara Magician Gosha olarak geçmeye çalışacağım burayı arkadaşlar. Günün 3. koşusuna baktığımızda yani 4 numara Son of Day 2000 metreden sonra biraz zorlanıyor gibi. Yani zorlanıyor derken yine gidebiliyor ama bu atın sprinti çok kısa. Mücadele gücü biraz zayıf gibi geliyor. Çok rahat geldiği yarışlarda bile yani böyle uzak ara hiç kazandığı yarış hatırlamıyorum. Hep 1,5-2 boy. 2200 de bilmiyorum, zorlanabilir gibi geldi. Yine de şans vereceğiz. 5 numaralı Osman Baba da her an için ters bir yarış yapabilir gibi geldi. Bir de bu 1 numara High Pressure çok formda. Yani kiloya aldanmayalım. Bazen kilo kafaya takıyoruz. Hep o yüzden kaybediyoruz. Bu kadar formda tekrar iyi koşabilir. 4-5-1 öneriyorum. Zor bir yarış. Bence 5 atta normalde 3 at önermek zorunda kaldık. Zor bir yarış. 4. koşuya geldiğimizde son yarışına Mehmet Salih Çelik'in inanılmaz hatalarından dolayı sürekli birkaç kez hata yaptı. Kereme ile geçildi. Bugün yani bir aksilik olmazsa Ahmet Çelik de bu atın rahat kazanmasını bekliyorum açıkçası bu mesafede. Yarışa istediği tempoyu koyacaktır. Kendisinden numarayı almak isteyen olursa 2 de gidebiliyor bu at. Bekleme de yapabiliyor. Her türlü avantajlı yani. Ben 1 numara Kereme ile sizlere banko olarak öneriyorum arkadaşlar. 5. koşuya geldiğimizde zor bir yarış. 3 numara Sin. Bana göre çok iyi koşar bugün. Yarışta çok şanslı görüyorum. Bu 6 numara Pragya. Son yarışı hiç fena değil. 51 kilo startta fazla kalmasa Samet Erkuş'la ters bir yarış yapabilir. 12 numara Prenses Golda'yı 4 gün önceki yarışında da verdim. Mesafe kısa geldi. Bugün tam mesafesi, uzun mesafe. Önde biraz hareketlilik olursa sonlarda sert gelecektir. 7 numara Boel. Yine böyle mesafelerde güzel yarışlar yapıyor. Yazalım. 5 numaralı Imogen. Her an için Akın Söden'le iyi bir yarış yapabilir. 2 numara Sortime Favori yazalım ve 4 numaralı Budikka'da uzuna ilk kez çıkacak genç at. Bilemiyorum ne yapar ne eder ama iyi koşabilir diye düşündüm. Yazalım onu. 3, 6, 12, 7, 5, 2 ve 4 arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldiğimizde 8 numaralı Keep On Dreaming. Bana göre bugün çok iyi koşmasını bekliyorum. Hazırlıklarını beğendim. Mücahit Bayır'la ters bir yarış yapacağını düşünüyorum. İlk şanslı atındır. 3 numara Savaş Bey favori çıkmış. Fena görünmüyor. Yazalım. 7 numara Corsa Sista kendine geldi bence bu at. Mert Gökalp Aslan'la bugün iyi koşacağını düşünüyorum. 11 numara Mi Victoria Kürşün de yardımıyla iyi koşabilir ve starttan çıkarsa 5 numara Stopper diyorum ama bazen biliyorsunuz hiç starttan çıkmıyor. Böyle atların aslında müşterek bahis harici koşturulmaları gerekir. Çünkü yazsan bile yazmasın. Yazıyorsun at starttan arıyor, boşu boşuna para veriyorsun. Yazmıyorsun, starttan çıkıyor geliyor. Yani TCK'nın buna bir çözüm bulması lazım yani. 7. koşuya geldiğimizde açıkçası ilk Kabakum yarışını çok beğendim. Sonlarda güçlü gelen 9 numara Onar Bey ilk atım. Çok etkili koşar bence. Önde biraz hareketlilik olursa ki olacak gibi görünüyor. Hedefi gör, ağamsın.
zaman zaman Alibek, Aypars gibi atlar öne gidecekler ve yarışı hızlandıracaklardır diye tahmin ediyorum. Sonlarda Onar Bey, yani bu at kaba kumatı gibi görünüyor. Sonlarda çok güçlü gelecektir. Bence çok şanslıdır. Bana göre bir tane ciddi rakibi var. O da 6 numaralı Kalagay'dır. Son yarışta biraz Müslüm Çek içeriği tercih edince at pıstı. Zafer Meydanı'nda devam edince at geçemedi onu. Ama bugün Saadettin atın dışına alacaktır muhtemelen. Etkili koşar. 9-6 şeklinde sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Günün 8. koşusuna 1 numaralı Köçek için, yani maşallah diyorum, at gerçekten çok iyi koşuyor. Bugün de iyi koşabilir. Startta 3, hemen startla beraber öne gelip kış masalına belli bir yere kadar bırakıp sonra onu atlayıp geçmeye çalışacak. Bunu yapabilir. Bugün önde hızlı bir mücadele olursa, birbirlerine çok mücadele ederlerse geriden 2 numara Tuana Hanım ve 4 numara Güldüren Kız gelebilir. Dikkat! Bir de bu 3 numara Tek Kurşun, yani hayatın ilk yarısında Adana Kumu'nda kazandı. Kumda da gider. Bunu da bir deneyelim Fatih Üstten birlikte. Ters bir yarış yapabilir. Benim buradaki sıralamam 1-2-4-3 arkadaşlar. 9. koşuda 2 numara Spencer için söylenecek bir şey yok. Yani bu rakiplerini daha önce geçti. Birkaçı hariç. Yine geçer gibi görünüyor. Gökhan Kocakaya'yla bir aksilik olmasa, atın sağlığında bir problem yoksa bu yarışı kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Günün son ayağına geldiğimizde 3 numara King Atlas Özcan Yıldırım'la şanslı. Bu 5 numara Tanaka'ya dikkat diyorum. Bu atın uzundaki yarışı fena değildi. 2 numaralı Hızlı Han yine ters bir yarış yapabilir. 1 numara Eros Diamond. 7 numaralı Bet, bu ata da dikkat edin. Mücahit Bayır'la ters bir yarış yapabilir. 10 numara Olinda. Bu 11 numaralı Speed Engine'i geçen yarış duydum ben. Ama o gün iyi koşmadı. Acaba böyle atlar bir yarış sonra iyi geliyorlar. Böyle bir şey olabilir. Yazalım ve 12 numara Touch of Class. 3, 5, 2, 1, 7, 10, 11 ve 12 arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olun lütfen. WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 5093. Hepinize sevgiler, saygılar ve Ankara ve İzmir için bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.